O Ogeday'a o kadar akıl verdim. Bak Ogeday dedim kardeşim, potansiyelim var. Biraz da kendine versemiş. Şeyim var. Abi bak şimdi öyle bir şey ki ben orada haftalarda ayıktım bazı şey. Performans dedim, Erdi önemli. Farkına yani, vardım diyelim. Ama şey yapıyorum yine. Türkiye'den baz alıyorum hep. Türkiye olarak mesela Almanya'da biz şu an panorama yapsaydık. Almanya'daki seyirciler evet 14.4 saniyede koştu. 13.4. Türkiye'de kardeşim çıkarsın, doğru bir laf söylersin, inandığını söylersin. Adam der ki aa bizim çocuklar gönderir. E ben gözaltı evinden de sırf bizim çocuk diye gözaltı evine gittim. E zaten Survivor'ın da sadece performans olduğunu kimse iddia etmiyor ki. Kesinlikle. Ogeday'a işte onu anlatamadım. Ogeday Survivor'ı sadece performanstan ibaret ediyor. Ama en azından bir böyle hani bir yürüsün falan istiyorsun yarışmada. Değil mi yani? İsteriz. Kim mesela yürüsün istiyorsun Hakan'cığım? Sabriye. Mesela. Ya tamam. Bak, doğru. Ben mesela senin atışın nasıl bilmiyorum. Çünkü hiç atışa gelmiyorum. Çok fena. Abi bak, mesela nasıl top yeteneği? Ama puzzle bozuk derdi. İşte son buraya gelmeden şu anda son 1-2 haftadan beri Survivor'ın performansı alt üst eden, istatistikleri darmadağın eden Serhat Akın'ı 2 kere yenmişliğim var. Tamam Allah, meleklerin yardımıyla olabilir. Doğalanma yani gitmene ama yakın olması o gerçekten yani Allah'ın işi. Gerçekten. Şansıma da yemin ederim potaya çıkmadan önce keşke alsaydım o iki oyunu. Tarık abi mi gitti falan. Mesela Yunanistan'daki yapımcılar seyretse işte son haftanın bir kasetini, mesela sen orada Serhat'a çıkıp yendin 2 kere. Seni mesela Türkiye Yunanistan olsa Türkiye'ye isterler. Tabii o adama bak Serhat'ı yemiş orada diye. Ama i̇şte Survivor'da her an her şey olabiliyor kanıtısı derdi. Değil abi, mi? Yani orada Yunanistan'ın da bak gelince ona da biraz bakma şansı buldum. Yunanistan'da daha çok oyun alırdım diye tahmin ediyorum. Yunanistan'da da o kadar bizim kadar sağlam değil yani kadroları. Bizdekiler daha iyi değil mi? Bizdekiler uçuyor. Abi ben bak, hakim değilim. Ben abartıyorum zannediyorlar. Ya oyun başlıyor, bunlar bir strateji yapıyorlar. Erdi'yi kim seçsin? Kardeşim benim oradan tamam Fatih'le Tarık Mengüç'le yarışacağım. Kim alırsa Furkan çıkıyor her diyor. Onu soracağım. İşte. En çok kim alıyor seni? Kim alıyordu en çok? En çok ya son zamanlarda hele full Furkan bir de Serhat abiyle denk geliyorum. Tamam da bu da bir strateji. Nasıl olsa yani eksi bir diye düşünüyorum. Tamam doğru. Bak ben de bunu kabul ediyorum. Ama şimdi Furkan strateji falan da arada bir de bir nefes aldırırsın adama. Yani sen kim için demiştin parkurun başında bir görüyorum bir de sonunda Furkan. Bir Furkan yapıyorum. Için söylemiştim. Furkan'la parkurun başına geçiyoruz. Ya kardeşim diyorum Şampiyonlar Ligi maçına mı çıkıyorsun? Niye kasıyorsun bu kadar? O kadar da şey yapmadım hani. Gelin şey yapalım. Ya ben diyor vallahi elimden geleni yapıyorum falan filan. Hani böyle şey veriyor. Ben diyorum ki ha biraz gideceğiz başa başa. Alp abi bir çalıyor dedi. Yanımdan geçiyor direkt. Turuncu bir şey alev gibi. Turuncu bir şey alev gibi gidiyor. Ya ben şimdi ünlüler takımında olduğum için strateji bölümünü biliyorum haliyle. Biz Erdi oyunda olsun ama Furkan da oyun dışında kalmasın istiyoruz. Yani hem bizim güçlü kişimiz olsun hem o tarafın lütfen alınma Erdi'cim ama hani performans olarak güçsüz kişisi yani, olsun tabii istiyorduk. Dolayısıyla bizden sonra seçme hakkı o tarafa geçeceği için bizdeki oynatmak istemediğimiz birisini seçerler diye endişelenip direkt Furkan'ın veya Serhat'ın çıkıp Erdi'yi alma durumu var. Ama ben Erdi'nin son haftaki durumunu da biraz şeye benzetiyorum. Yoğun bakımdaki hasta aa tamam iyileşiyor müthiş kendine geliyor dersin sonra tak ölür ya. Ay tam Allah korusun. Öyle oldu ya Sura. Ya Pınar. Bir gün oldu da o yüzden. Serhat'tan aldı. Ya Pınar gerçekten hani son örneğin hariç öyle yerlerde öyle örnekler veriyorsun ki falan diye kalıyoruz yani hepimiz böyle bir şey.